Merhaba Belediye TV izleyenleri. Şu anda Kocaeli'deyiz. Seçim maratonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Belediye TV olarak Kocaeli AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Sayın Şener Söğüt ile beraberiz. Merhaba başkanım, çalışmalar nasıl gidiyor? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle Belediye TV seyircilerine buradan saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Adaylık açıklandıktan sonra yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz. Teşkilatımızla beraber, SKM'mizle birlikte programlar yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz, esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, nokta ziyaretlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem kendimizi tanıtıyoruz, hem Körfez için yapacaklarımızı aktarıyoruz. Güzel bir teveccüh var, güzel bir heyecan var Körfez'de partimize karşı, Cumhur İttifakı'na karşı. Her şey yolunda. Gayet iyi gidiyor. İnşallah 31 Mart'ta 4. defa AK Parti olarak Körfez Belediyesi'ni kazanacağımıza eminiz. Sayın Başkanım, Körfez bildiğim kadarıyla sanayinin ve konutun iç içe olduğu bir bölge ve bir hayli zor da bir bölge. Projeleriniz neler? Körfezli neleri bekliyor? Neler olacak? Evet, şimdi dediğiniz gibi Körfez hakikaten sanayisiyle, limanlarıyla, yoğun ticari faaliyetleriyle güçlü bir ilçe, büyük bir ilçe. 170 bine dayanan nüfusuyla hakikaten dinamik bir şehir. Haliyle tabii bu sanayinin, limanların ilçemize getirmiş olduğu katkıların yanı sıra beraberinde getirmiş olduğu sıkıntılar da var. Bizler tabii bu konuda elimizden geldiği kadar önümüzdeki dönem için bu sıkıntıları çözmeye çalışacağız. Projeler anlamında şu an teknik ekibim seçim beyannamesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de zaman zaman bu çalışmalara katılarak projelerimize, yapacaklarımıza, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Körfez halkına taahhüt edeceğimiz projelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ama ana başlıklar altında, yaklaşımlar şeklinde yapmayı planladığımız, hedeflediğimiz çalışmalar. Bir kere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız geçen bizim aday tanıtım programımızda Körfez halkına çok güzel bir müjde verdi. Metro müjdesi verdi. Bir kere vizyon projemiz bizim inşallah önümüzdeki dönem metro çalışması olacak. Bu anlamda Körfez, Derince, İzmit, Kartepe güzergahında Büyükşehir Belediye'mizin yapacağı metroyu Körfez ilçemize, Körfez halkımıza önümüzdeki dönem kazandıracağız. Onun dışında yine özellikle ulaşım anlamında Körfez işte dağ ve deniz arasına sıkışmış ve yoğun konutlarıyla hakikaten artık biraz daha genişlemesi gereken bir ilçe. Bunun yolu da bizim Körfez bölgemizin kuzeyinde İlimtepe ve Taşköprü bölgesine Körfez halkını bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor. İlimtepe yolunu inşallah önümüzdeki dönem yapacağız. Karayolları standardında %7 eğimi aşmayacak şekilde. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle birlikte önümüzdeki dönem İlimtepe yolunu Körfez'e kazandırmış olacağız. Yine aynı şekilde Kuzey Marmara Otoyolu'yla İlimtepe yolunu buluşturacağız. Köy bağlantı yolunu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunu önümüzdeki dönem yine Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapmış olacağız. Ulaşım çok önemli. Yani bir kentin en önemli ihtiyaçlarından biri ulaşım. Yol medeniyettir diyoruz. Ve yolla ilgili, ulaşımla ilgili en önemli ihtiyaçlarımız olan işte İlimtepe yolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunu ve yine Kaşgaldere'ye paralel kentin kuzeyiyle güneyini birleştirecek, özellikle şehir içi trafiğini, mahalle arası trafiği yükünü alacak Kaşgaldere'ye paralel bir duble yol projemiz olacak. Özellikle bizim Körfez kent bölgesiyle D100'ü buluşturacak bir bölünmüş yol, duble yol projemiz olacak. Aynı şekilde Yarımca'dan İlimtepe'ye çıkan yol genişleme çalışması bu dönem tamamlandı. Buranın asfalt çalışmasını yapacağız. Artı
Tabii Körfez biraz önce de ifade ettik. Hakikaten artık nüfusuyla, sanayisiyle, limanıyla yoğun trafiği olan bir ilçe. İnşallah ilçemizde özellikle prestij caddelerinin bulunduğu, ticaretin yoğun olduğu bölgelerde otopark sıkıntılarımız var. Önümüzdeki dönem inşallah katlı otoparklarla bu trafik yükünü alacağız. Parklanma sorunlarımızı hem Tütün Çiftlik'te hem Yarımca'da hem Hereke'de bu sıkıntılarımızı gidermiş olacağız. Yine aynı şekilde limanların şehrimize getirmiş olduğu bir yük, tır parkı sıkıntısı, tır parkı yükü var. Bu yükü nasıl alacağız? Yine Büyükşehir Belediye'miz özellikle Yavuz Selim Mahallesi'nde karayollarının bulunduğu alanda 80 dönüm yer tahsisi aldı. Hemen otobanın yanı başında. Buraya inşallah tır parkı olarak bunu düzenleyeceğiz. Aynı şekilde bu alanda hedefimiz bir cep terminali, aktarma terminalini de Körfez'e kazandırmak istiyoruz. Tabii bunların bağlantı yollarını da çözerek inşallah bu çalışmamızı da tamamlamış olacağız. Yine bir diğer projemiz Körfez'e bir kent meydanı kazandıracağız. Kent meydanımız bizim yine Tütün Çiftlik bölgesinde plan altyapısı tamamlanmış. Özellikle Tütün Çiftlik Kültür Merkezi ile D100 arasında Ağdere'ye paralel 10 dönümlük bir alanımız var. Burada tabii üzerinde yapılar var. Bu yapıları inşallah kamulaştırarak altında otopark, üzerinde güzel bir meydan düzenlemesi ile Körfez'imize bir kent meydanı kazandıracağız. Onun dışında kapalı pazar yapmaya devam edeceğiz. Geçmiş dönemlerde yapıldı. İnşallah bunların sayılarını artıracağız. Artık önümüzdeki dönem Körfez'de özellikle cadde ve sokaklardan pazarları çıkartacağız. Onun dışında yine gençlik merkezleri oluşturacağız. Tütün Çiftlik, Yarımca ve Hereke bölgesinde. İstiyoruz ki gençler bizim geleceğimiz, ülkemizin yarınlarını inşallah gençlerimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştıracağız. Gençlerimiz bu gençlik merkezlerinde boş vakitlerini geçirsinler. Gençlerimizi bilimle, teknolojiyle, sanatla, kültürle, sporla buluşturacağız bu gençlik merkezlerinde. Eğer gençlerimize sahip çıkamazsak, gençlerimiz boş vakitlerini buralarda değerlendirmezse Allah muhafaza işte madde bağımlısı, uyuşturucu tüccarlarının kucağına düşmesi halinde hakikaten çok büyük bir sıkıntı yaşarız. Şehirlerinizi çok iyi imar edebilirsiniz. Fakat eğer insanlarınızı, gençlerinizi, kadınlarınızı ihmal ederseniz, imar ettiğiniz bu şehirleri, ihmal ettiğiniz insanlar bir gün gelir, imha ederler ve hayatı size zehir ederler. Onun için hedefimiz gençlerimizin donanımını, bilgisini arttıralım. İstiyoruz ki Körfez'deki her genç en az bir enstrüman çalsın, sanatla ilgilensin, kültürle ilgilensin. Bu anlamda gençlik merkezleri oluşturacağız. Yine kadın yaşam merkezleri oluşturacağız. İstiyoruz ki kadınlarımız da sanatla, kültürle el becerilerini ortaya koyabilecekleri, boş vakitlerini geçirebilecekleri sosyal alanlar olsun. Bu anlamda kadın yaşam merkezleri de oluşturacağız. Yine millet bahçesi. Bugün tüm Türkiye'de konuşulan vizyon projelerimizde millet bahçesi, Tütün Çiftlik Sahili, İlimtepe, Yarımca, Hereke bölgelerinde içerisinde birçok fonksiyonu barındıran peyzaj düzenlemeleriyle birçok ağaç türünü içinde barındıran botanik bahçesiyle, sosyal tesisleriyle, çocuk eğlence merkezleriyle, millet kıraathaneleriyle dolu olan bir zengin millet bahçeleri kazandıracağız Körfez'e inşallah. Tabii bunların sayılarını artırmak mümkün. Daha temiz bir Körfez için çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yoğunlaştıracağız. Temizliğe çok önem vereceğiz. Daha temiz bir Körfez istiyoruz. Bu anlamda ekibimizi, ekipmanımızı daha güçlü ve kuvvetli bir sistem kurarak çok daha
temiz bir körfez hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Tabii bununla alakalı daha birçok proje çalışmalarımız devam ediyor. Bunu zaten seçim beyannamemiz bittiği zaman da körfez kamuoyuyla paylaşacağız. Peki başkanım, bizler sizleri tanıyoruz ama bizim ekranlarımızda sizi izleyen insanlar için biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben aslen Gümüşhaneliyim, Muş doğumluyum. 40 yıldır Körfez'de yaşıyorum. Körfez'i çok iyi tanıyorum. Çocukluk yıllarım, gençlik yıllarım Körfez'de geçti. İlk, orta, lise tahsilimi Körfez'de tamamladım. Üniversite eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim. Yüksek makine mühendisiyim. İş hayatı olarak 96 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olup makine mühendisi olduktan sonra 96 yılında yine aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ'ta mühendis olarak göreve başladım. 8 yıl İGDAŞ'ta çalıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yerel yönetim. Orada hakikaten İstanbul'da o 94 ruhu dediğimiz belediyeciliği orada yaşadım. O zamanki belediye başkanımız da zaten Recep Tayyip Erdoğan'dı. O İstanbul'un büyük sorunlarını, devasa sorunlarını çözüm bulurken, bulmaya çalışırken Büyükşehir Belediye Başkanımız, o günkü, bugünkü Cumhurbaşkanımız, biz de o hummalı çalışmaların içerisinde İstanbul'un hava kirliliği sorunuyla ilgilenen bir kurumda çalıştık. Doğalgazı İstanbul'un her tarafına ulaştırmaya çalıştık. Gece 12'lere kadar gaz açtık, çalışmalarımızı sürdürdük. Bu bilgi ve birikimlerimizi daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzgaz'da göreve başlayarak devam ettirdik. 5 yıl İzgaz'da yönetici ve mühendis olarak çalıştık. Daha sonra Körfez Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunduk. Ondan sonra 10 yıl kadar özel sektörde çalıştık. Özel sektör tecrübemiz de var. En nihayetinde bugün belediye başkan adayıyız. İnşallah Körfez halkı teveccüh eder. 31 Mart'ta bizi belediye başkanı olarak seçerse, işte bu yerel yönetimler tecrübemizle, özel sektör tecrübemizle, 17 yıldır da aktif siyasetin içindeyim. Siyasi tecrübemizle, siyasette de AK Parti kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi, AK Parti kurucu gençlik kolu başkanı, gençlik teşkilatını Körfez'de arkadaşlarımızla birlikte biz oluşturduk. Ve hamdolsun o gün bugündür çok güçlü bir gençlik teşkilatımız var. Ve daha sonra ilçe başkan yardımcılıkları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunduk. Son olarak da ilçe başkanı görevini yaptık ve bugün de belediye başkan adayız. Belediye başkanını yapacak kişi de bana göre olması gereken yerel yönetimler tecrübesi, siyasi tecrübesi ve özel sektör tecrübesi. Bunlar çok önemli. Hamdolsun bizim geçmişimizde de uzun yıllar biz bu işleri yaptık. Ve bu bilgimizle, birikimimizle, tecrübemizle inşallah Körfez halkına, mühendis kimliğimizle hizmet etmek arzusundayız. Kısaca hayatımız bu şekilde. Evet başkanım, ekranlarımız aracılığıyla Körfez halkına mesajınız ne olur? Körfez halkı 15 yıldır AK Parti kadrolarına güvendi, desteğini hep verdi. AK Parti kadroları da Körfez halkını hiçbir zaman mahcup etmedi. Hep çalıştı, Körfez halkının beklediği hizmetleri bir bir gerçekleştirdi. AK Parti öncesi Körfez'le bugünkü Körfez arasında çok ciddi farklar var. Ciddi hizmetler kazandı Körfez. İnşallah. Cumhurbaşkanımız hep ifade ediyor. Diyor ki hizmet şart, hizmet gerekli ama yeterli değil. Buna gönül belediyeciliğini de katarak yolumuza devam edeceğiz. Ben Körfez halkına önümüzdeki dönem hem hizmet belediyeciliği hem gönül belediyeciliğini birlikte yaparak Körfez'imizi çok çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Körfez'de yaşayan insanların hayat standartlarını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Körfez halkı Cumhur İttifakı'na,
AK Parti kadrolarına güvenmeye devam etsin. İnşallah dördüncü defa AK Parti iktidarını Körfez'de bu halk bize bu yetkiyi verirse bundan hiçbir şekilde pişman olmayacaklar. Elimizden geldiği kadar Körfez'deki hizmet çıtasını çok daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Peki Sayın Başkanım, röportajımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz ve çalışmalarınızda başarılar dileriz. Allah razı olsun. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Tekrar sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Son bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun. Belediye TV'yi duyunca ne hissettiniz? Sizde nasıl bir his oluşturdu? Türkiye genelinde sadece yerel yönetimleri ve belediyeleri konu alan yeni bir televizyon kanalıyız ve ulusalda yayın yapacağız. Sizce gerekli miydi? Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki Belediye TV'yi duyunca hakikaten bizim için bir şans olarak ben bunu değerlendirdim. Özellikle yerel anlamda bir kanal olduğu için ayrıca bizim için anlam ifade ediyor. İnşallah tabii bundan sonraki süreçte de yine Belediye TV ile birlikte oluruz. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı kamuoyuyla, Belediye TV aracılığıyla paylaşırız. Ben hakikaten bu kanalın yapımında, bu kanalın oluşumunda emeği geçen ve bu kanalda çalışan siz kıymetli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Belediye TV izleyenleri, Kocaeli'deydik. Kocaeli Körfez'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Şener Söğüt'le beraberdik. Anadolu turumuz adım adım devam ediyor.